Onur çok güzel bir özet çıkarttı. Şimdi herkesin tabii merak ettiği şey memur maaşları, enflasyon meselesi ve memur maaşları idi. Enflasyon açısından çok ilginç bir yaklaşımı oldu Erdoğan'ın. Bir defa enflasyon rakamının yüksek olduğunu kabul etti. Enflasyondan dolayı üzüntülüyüz dedi. En kısa sürede tek haneye düşürmekte kararlıyız dedi. Yani enflasyon gerçeği gerçekliğiyle yüzleşti. Bundan dolayı üzüntülüyüz dedi ve en kısa sürede de tek haneye düşürmekte kararlıyız dedi. Bu önemli bir mesajdı. İkinci noktada memurlarımızın maaşlarında Temmuz-Aralık ayı farkı ve toplu sözleşme gereği olarak toplamda %28 oranında bir artış yaptık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranı %30.5'e çıkartarak onlara ilave destek sağlamış oluyoruz." dedi. "Emeklilerimizin maaşında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklerle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Bundan böyle hiçbir emeklimiz 2500 liranın altında maaş alamayacak. Tem, e, yani 2500 lirayı bir alt sınır olarak belirlediler." Temmuz ayında hem memurların hem emeklilere yapılacak %7 toplu sözleşme artışına ek olarak şayet gerekiyorsa enflasyon farkı eklenecek dedi. Bu arada kömür yardımı gibi bir doğal gaz desteği <laughs> vatandaşa verileceğini söyledi. Ama bunun nasıl bir yöntemle yapılacağının ayrıntılarını herhalde ilgilileri açıklayacak. Bir mesajı da bu kur korumalı... TL mevduatı ile ilgiliydi. 78 milyar liraya çıktığını söyledi. Bunu da vatandaşın ekonomi programına duyduğu güvene bağladı. Bu uygulamayı genişleteceklerini, ülke ekonomisinin istikrar ve güven içinde büyümesine katkı sağlayacak yeni araçlarla birlikte 2022'de daha da güçlendireceklerini de söyledi. Bu yastık altı altınların da ekonomiye kazandırılması için çalışma yapacaklarını ilaveten belirtti. Şimdi bu açıklamalar çerçevesinde e, enflasyonu biraz konuşalım Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları çerçevesinde. Turgay Güler'le başlayalım. Şimdi e, önce askeri ücrete 4253 lira olarak yapılan zammın ardından, bugünkü zamlar da e, yani hiç değilse bu kadar olmalı üzerinden kamuoyunun konuştuğu rakamlardı daha fazla olur, daha fazla olabilir. Bunlar başka bir şey. Bir not daha var. Mesela ben dikkat ettim. Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında vardı. 2001 yılında 165 milyar lira kamu kaynaklarından aktarılarak işte doğalgaz, elektrik vesaire bu tür işte benzin bu tür enerji, enerji kalemlerinde vatandaş hiç e, haberi haber olmadan 165 milyar lira gibi bir kaynak aktarıldı. Kaç yılında? Geçen sene. Geçen yıl. Geçtiğimiz yıl e, 165 milyar liralık bir sübvanse söz konusu. Şimdi ben bunu biliniyor ama bunu biliyoruz. Bilini, biliyoruz. Şimdi enflasyon dediğiniz için söylüyorum. Ben buraya gelmeden önce birkaç rakam aldım uluslararası kaynaklardan. Avrupa'da 2021 Ocak ayı ile Ekim ayı arasında <laughs> doğalgaza gaza %600 zam gelmiş. Elektriğe de yaklaşık yüzde 250'ye varan elektrik fiyatlarında da artış olmuş. Biz <laughs> bu bağlamda bundan çok fazla yani bu rakamlarla kıyasladığımızda o kadar etkilenmedik. Ama bizi de etkiledi. Mesela 1970'lerin o petrol bunalımı gibi bir dönem yaşıyoruz. Çin'den başlayın da İngiltere, Avrupa, Amerika gerek Fabrikalar açısından, sanayisi açısından, tedarik zinciri açısından çok ciddi sıkıntılar çekiyor. Yani pandeminin de sebep olduğu küresel anlamda bir enflasyon var. Bizim bakacağımız yer şurası olmalı. Sayın Cumhurbaşkanı tüm bunlar yaşanırken topluma bir söz verdi ve dedi ki enflasyona sizi ezdirmeyeceğiz. O sözü tuttu. Yani enflasyona ezdirmedi. 1500 liradan 2500 liraya, mesela en düşük e, emekli maaşı, işte 1500 liralar civarındaki o emekli maaşı yaklaşık 70'e varan bir oranda artırılıp 2500 liraya getirildi mesela. E, orada e, pozitif ayrımcılık yapıldı ki doğru da yapıldı, ama şöyle denebilir: e, 2500 lira yeter mi? 3000 lira yeter mi? 5000 lira yeter mi? E, tabii ki bu, bunun sonu yok, yani insanın ihtiyacının e, sonu olmadığı gibi. Talebin de sonunun olmasını bekleyemeyiz. Keşke işte 2500 lira emekli maaşı, 2500 lira alan vatandaş 5000 lira alsa, 10.000 lira alsa bu başka bir şey. Ama 2022'nin sonuna doğru ben iddia ediyorum ki gerek emekli, gerek asgari ücretle çalışan, gerek işçi ve gerek memur çok daha farklı bir zam alacaktır. Yani bunların üzerinde çok farklı bir zam alacaktır. Bülent Bey, Ya şöyle tabii e, bugünkü açıklanan rakamlar üzerinden memur maaş zamları belirlendi. E, veriler <laughs> TÜİK'in bugün açıklamış olduğu Aralık ayı enflasyonu ile birlikte işte 36 %36,5'lik bir oran çıktı yıllık bazda. E, bu kapsamda işte daha önce toplu iş sözleşmesinde memurlar için yüz, öngörülen yüzde beş, yüzde yedi buçuğa çekildi ve aradaki enflasyon farkı da verildi. İşte Ocak e, ayından sonra Temmuz ayında ikinci toplu sözleşme dönemi geldiğinde de bu aradaki enflasyon farkının söyleneceği ödeneceği söylendi. Yani bu şey demek midir? <laughs> Enflasyona ezdirmediler diyebilir e, miyiz bunu? Şöyle e, kitabi olarak bakarsanız evet öyle ama şimdi bir TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları var. Bir de vatandaşın hissettiği enflasyon rakamları. Evet, var. Sizi anladım. Tamam. Şimdi e, hani TÜİK'e esas alırsak, TÜİK, evet TÜİK'e esas alırsanız doğru. Ama e, bu gömleğin düğmelerini iliklemeye benziyor. Bir tanesini yanlış ilikleyince yukarı doğru, hepsi yanlış gitmiş oluyor. Şimdi önce TÜİK'in verileri yani bu hani geçmişte Kemal Bey'in TÜİK ziyareti ve TÜİK üzerinde başlatılan tartışma tam da bugünün tartışmasıydı. Çünkü o dönemde TÜİK'in verilerinin gerçeklikle uyuşmadığı ve bu gerçeklikle uyuşmamasından dolayı da memur emekli işçi zamları buna göre yapıldı. Yaz şekilde, Bülent Bey bugün ben şöyle bir enteresan <laughs> durumla karşılaştım. İktidar eee yanlısı bazı sosyal medya kullanıcıları Türkiye ateş püskürüyorlardı. Bu kadar çok çıkması enflasyonun yüksek çıkmasını. O aslında bunun muhalefet söylüyordu yani beklenen şey oldu. Hayır Ente, i̇lginç değil mi? Yani iktidar yanları da TÜİK'e bu rakam üzerinden, yani TÜİK onlara da yaranamıyor bu arada. Yani %36'yı görünce onlar da ya Onlar da yüksek muhtemelen e, işte belki ya bu Kemal Bey gitti TÜİK'e de o yüzden bu rakamlar yüksek çıktı <laughs> mı demek istiyorlar bilmiyorum Ama bu, yani. muha, bu arada muhalefet de e, ya bu TÜİK rakamına göre yüzde bilmem yüzde 35. Ama, e, bir de bunun gerçeğini düşünün. gerçekten Plan. de öyle Ahmet Bey. Yani şimdi e, enflasyon yüzde 36 çıkmış olabilir ama bunun e, sokaktaki hissedilmesi yüzde 70-80 hatta yüzde yüzlere varıyor. E, biraz önce bir arkadaşım mesela mesaj attı. E, o e, cam ürünleri e, satan bir <laughs> var. İşte bugün cam fiyatlarına diyor yüzde 48 oranda zam geldi. E şimdi 48 cam oran cam hammaddesine fiyat bindiği zaman bu alt kademeye doğru yansıma olacaktır. Yani vatandaşın enflasyonuyla devletin açıkladığı enflasyon arasında büyük bir fark var. Zaten bu üretici enflasyonuyla tüketici enflasyon arasında da büyük bir farklılık var. Hani bunu ben iktisatçı olmadığım için bunu nasıl ortaya çıktığını çok anlamış değilim ama sonuçta daha işte 2002 girdiğimiz saatlerde yapılan e, enerji zamları özellikle akaryakıt, e, doğalgaz ve elektriğe yapılan zamlar zam oranlarına baktığınız zaman oradaki rakamların dahi baz alındığında e, bugünkü açıklanan zamların aslında e, işte asgari ücret 4250 açıklandı. Bugün memur maaş zammı, emekli maaş zammı açıklandı. Daha vatandaşın, işçinin, emekçinin cebine girmeden zaten bir kısmı oradan çıkmış oldu. Bir de kur farkından kaynaklı olan zamlar zaten fiyatlar çok yükselmişti. Kurun düşmesine rağmen bu zamlar geri alınmaması nedeniyle zaten vatandaşın cebinde bunlar çıkmış oldu. Dolayısıyla yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte biz vatandaşımızı enflasyon altında ezdirmeyeceğiz söylemi söz olarak güzel bir söz olabilir. Ama bunun gerçek hayattaki yansımasının böyle olmadığı ortaya çıkıyor ve bunu en iyi sokaktaki adamla konuştuğunuz zaman, bu adam zaten bunu haykırarak söylüyor çünkü gerçekten şu anda vatandaş açısından, özellikle dar gelirler açısından hayat pahalı, yaşamı çok zorlaştıran bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle son bu enerji zamlarıyla da önümüzün kış olması da bunun en büyük şeyi arttıran etkisini arttıran bir sebep olarak ortaya çıkıyor. Bütün bunları birlikte düşündüğünüz zaman gerçekten e, bugünkü verilen zamlar belki geçmişte kaybedilenlerin bir kısmını yerine koymak anlamında e, bir şey ifade edebilir ama asla e, geçmişte kaybedikleri refah seviyesini kazanmak anlamında bir şey kazandırdığını e, düşünmüyorum.